Astigmat kelimesi hastalarımızı biraz endişelendiren bir kelimedir. Miyop, hipermetrop dediğimiz zaman o kadar etkilenmezler ama astigmattan bir endişeleri vardır. Astigmatın ne olduğunu şöyle tarif edeyim. Biz gözün kırma gücünü iki eksende özetleriz. Dikey eksen ve yatay eksen. Yatay eksendeki kırma gücü ile dikey eksendeki kırma gücü arasında bir fark varsa işte biz buna astigmat diyoruz. Normal bir gözde yatay eksenin kırma gücü ve dikey eksenin kırma gücü birbirine eşit ya da eşite yakındır. Bu kırma gücü farkı astigmat olarak ortaya çıkar. Bir de bunun düzensiz olan astigmat şekli vardır. Biraz önce söylediğim gibi biz iki eksende özetleyebilirken korneanın kırma gücünü, düzensiz astigmatlarda bu birkaç eksene ya da açılarının ikisi arasında 90 derecelik açı yerine daha farklı açıların oluşmasına neden olmaktadır. Bu düzensiz astigmatlar ya korneadaki çeşitli travmalara bağlı olabilir ya da keratokonüs gibi ya da palisat marjinal dejenerasyon gibi bazı korneanın dejeneratif hastalıklarında ortaya çıkabilmektedir. Eğer düzenli bir astigmat varsa bunun tedavisi kolaydır. Ya gözlük ya da kontak lens veririz. Torik kontak lensler. Ama düzensiz astigmat var ise ya da hasta gözlüğü alıyor. 3 ay sonra gözlüğünü değiştiriyor. Bir 5 ay sonra tekrar değiştiriyorsa işte burada biz korneada dejeneratif bir hastalık düşünmemiz lazım. Sırf gözlük değiştiren kişilerde daha ileri tetkikler yapılmalı ve keratokonüs gibi ya da başka metabolik bozukluklardan kaynaklanan dejeneratif kornea hastalıklarını düşünmemiz, bunu elimine etmemiz, varsa da gereken önlemlerini almamız gerekmektedir. Eğer düzensiz astigmat varsa korneaya halka takarak bu düzensizliklerin giderilmesi gerekir. Korneada halka operasyonu da benim geliştirdiğim bir tekniktir. Türkiye'de de, Avrupa'da da, Amerika'da da kabul görmüştür. Oldukça güvenli, istendiğinde çıkarılabilen, istendiğinde değiştirilebilen halka yapısıyla hastalarımıza oldukça bir memnuniyet sağlamaktadır.